GRT TV'den mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu 61 ülkede 111 şehirde dünya ile buluş sloganı ile gerçekleştirdiği 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliklerinin tanıtımı Gaziantep'te yapıldı. Toplantının detaylarını ekranlara getirelim. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu 61 ülkede 111 şehirde dünya ile buluş temasıyla gerçekleştireceği 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliklerinin basın tanıtım toplantısı gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen lansmanda konuşan UDEF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bolat, Türkiye'de 178 bin uluslararası öğrencinin üniversite eğitimi aldığını söyledi. Uluslararası öğrenci buluşmaları ülkemizde eğitim alan ve salonumuzda da şu an çok güzel örnekleri bulunan, dünyanın dört bir tarafına gelmiş olan uluslararası öğrenci kardeşlerimizi gündeme getirmek için yapılan bir faaliyet. Bugün ülkemizde 178 bin uluslararası öğrenci üniversite eğitimi alıyor. Lise ve altı, orta öğretim, ilkokul sayısına baktığımızda 700 binden fazla. Dolayısıyla ülkemiz elhamdülillah uluslararası anlamda, uluslararası öğrenci çeken anlamda çok önemli bir noktaya gelmiş. Tabii daha da güzel noktalara gelecek bir ülke. UDEF olarak 2004 yılında ilk derneğimizin kuruluşundan itibaren bu alanda çalışan ve diğer alanlarda faaliyet yürütmeyen, uzmanlaşmış bir sivil toplum kuruluşuyuz ve 65 dernekle federasyon halinde çalışarak Türkiye'deki en büyük sivil toplum kuruluşunu oluşturuyoruz. Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla da Borsa İstanbul'un genellikle ekonomiyle ilgili başlıklarla gündeme geldiğini ancak başta eğitim olmak üzere sosyal faaliyetlere de önem verdiklerini vurguladı. Eskiden hep yabancı öğrenci diye anıyorduk, öyle tanımlıyorduk. Fakat Sayın Başkan Rüya Tanıtım filminde misafir öğrenci kavramı kullandı. Açıkçası benim de mesela kullanıma çok hoş geldi. Çünkü yabancı kelimesi çok telaffuz etmek istemediğimiz bir kelime. Sizler bize tane misafirsiniz. O yüzden misafir kabul ediyoruz. Sayın Başkanımız da dediği gibi aynı zamanda bir alerjisiniz ve sizlerle birlikte bu mutluluğu paylaşmasından da çok büyük onur duyuyorum. Borsa İstanbul grubu olarak biz desteklemeye devam edeceğiz bu organizasyonu. İnşallah çok daha yüksek sayılara ulaşır. Sayısı 180 bin ulaşmış ama yanlış bilmiyorsam milyonları aşan, 5 milyona varan bir yurt dışında bu yönde bir organizasyon ve çalışma var. İnşallah Türkiye'de bunun en büyük ayaklarından biri olacak. Daha da büyük, daha da fazla sayıları oluşacağız. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Gür, üniversitenin uzun zamandan beri uluslararası öğrenci kabul eden bir yapısı olduğunu belirtti. Gaziantep Üniversitesi uluslararasılaşma adına yeni bir hamle yapmadı. Tam tersine uzun yıllardır bu konuda çok büyük çabalar var. Türkiye'de henüz daha uluslararası öğrenci kavramı yerleşmemişken Gaziantep'te bu kavram oturmuştu ve yıllardır öğrenci alıyordu. Şimdi bugün itibariyle baktığımızda Gaziantep Üniversitesi'nde Türkiye'yi saymayalım, 106 ülkeden öğrenci var. 106 ülke. Birleşmiş Milletler'e yaklaşıyoruz. Özellikle Gaziantep Üniversitesi'nde Suriyeli kardeşlerimiz de çok fazla sayıda. Çünkü 3400 civarı Suriyeli öğrencimiz var. Sadece sınır ötesinde Suriye güvenlikli alanda 749 öğrencimiz var bizim. 3 fakültemizde ve 1 meslek yüksek okulumuzda. Gaziantep Vali Vekili Rızvan Eroğlu ise Türkiye'nin mozaikler ülkesi olduğunu dile getirdi. Türkiye bir mozaikler ülkesidir. Hep kültürel farklılıklar, inanç farklılıklarının, yaşam farklılıklarının, dünya görüşlerinin bir ahenk içerisinde, birbirlerine saygı çerçevesinde yaşadığı bereketli topraklar Anadolu. Bu bereketli topraklarda dünyanın değişik yerlerinden gelen kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimizin burada geçirdikleri zamanı bir dostluğa çevirmeleri bizim açımızdan çok önemli. Son olarak sözü Büyükşehir Belediye Başkanı Fasma Şahin aldı. Yabancı öğrencileri belli bir süre ülkede misafir edilen vatandaşlar olarak görmediklerine dikkat çekti. Siz bizim gönül elçilerimizsiniz. Siz bizim kültür elçilerimizsiniz. Siz bizim dünya barışının sigortalarısınız. O yüzden bu özel şehirde bu özel buluşmayı çok kıymetli buluyoruz. Ve buna ev sahipliği yapmaktan da büyük bir onur ve şeref duyuyoruz. Sosyal sorumluluk olarak bakın ekonomi dediğiniz şeyin tek başına yeterli olmadığını, Borsa İstanbul bu meselelere biz katkıda bulunmaya devam edeceğiz dediği bir bakış açısı var. Dünya buraya gidiyor.
Artık ekonomik kalkınma mutluluk getirmiyor. Ekonomik kalkınma mutluluk getirmiş olsaydı bugün Almanya'da, Fransa'da bu gördüğünüz olayların hiçbiri olmayacaktı. İnsanı merkeze alan, çevreyi gözeten bir kalkınma modeline dünyanın ihtiyacı var. Bu da bizim medeniyet kodlarımızda gizli. Medeniyet kodlarımızdan aldığımız güçle yeni dünya düzeninde söylenecek çok sözümüz var. Yapacak çok işimiz var. Siz gençlere çok ihtiyacımız var. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler bizim gözümüzün nurusunuz. Bizimle birlikte gidecek bu yolculukta barış yolu, kalkınma yolu, kardeşlik yolu. Bu İpek yolunu nasıl atalarımız büyük bir barış yoluna, dünya barışına dönderdiyse biz de döndürebiliriz. Sıradaki haberimizle devam edelim. Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İbrahimli Spor Merkezi'nde basınla bir araya gelerek spor faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Yaptıkları her harcamaya dikkat ettiklerini belirten Fadıloğlu, milletin emanetini harcıyoruz dedi. Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İbrahimli Spor Merkezi'nde spor muhabirleri ve spor yazarlarıyla bir araya gelerek belediyenin spor faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Belediyenin sportif faaliyetlerinin sunumunun ardından soru cevap şeklinde geçen söyleşide birçok önemli konuya değinildi. Step, aerobik, pilates, ağırlık, zumba, özellikle bu sunuda görmüş olduğunuz 4-6 yaş çocuklara yönelik olarak temel jimnastik eğitimini önemsiyoruz. Eş güdümlü olarak hem akademik başarılı olmalarını hem de sporda belirli bir noktaya gelmelerine katkı sağlıyoruz. Beykent'in altındaki fitness salonu, buradan da yine gündüz bayanlar, akşam erkeklerin faydalandığı mekanı görüyorsunuz. Orada da aynı bu bölgedeki standartlar neyse o. Şehit Kamil Belediyesi bünyesi altında 26 bin lisanslı sporcularının olduğunu ifade eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Şehit Kamil Kültür Kongre Merkezi'nin arkasına da 2500 kişilik kapalı spor salonu yapmak için kolları sıvadıklarını söyledi. Yaptıkları her harcamaya dikkat ettiklerini belirten Fadıloğlu, milletin emanetini harcıyoruz dedi. Merveşehir, ondan sonracıma, Gazikent ve en son yapmış olduğumuz Beykent'le birlikte 4 tane saha bizim şu anda yaklaşık 72 tane amatör kulübümüze hizmet vermeye devam ediyor. Buradaki ilçe stadyumunda da bunların da hepsinin ihtiyaçlarını giderebilmek adına devamlı bakımları yapıp. Sevgili izleyenler, şiddet bir türlü sona ermiyor. Görev başında bir hemşire yoğun bakımda yatan hastayı görmek isteyen yakınlarının saldırısına uğradı. Şehit Kamil Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire pazar günü görevi başındayken hasta yakınlarının saldırısına uğradı. İddia göre yoğun bakım servisinde yatan hastayı birden fazla ziyaretçiyle görmek isteyenler buna izin vermeyen hemşire Zülküf Öğü darp etti. Olayın ardından darp raporu alan ve kendisine saldıranlardan şikayetçi olan Zülküf Öğü'ye diğer sağlıkçılarla bazı sendikacılar destek verdi. Arkadaşımız sadece kanun çerçevesinde verilen görevleri yaptığı için darp edilmiştir. Hemşire arkadaşımız şehir magandalarının insanlık dışı davranışları karşısında bile sükunatı bozmamış ve itidalli davranmıştır. Hastane önünde sağlıkçılar ve sendikacılar adına açıklama yapan Türk Sağlık Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal Kazak saldırıyı şiddetle kınadıklarını açıkladı. Kazak konuşmasının devamında olayın detaylarından ve oluş şeklinden de bahsederek saldırıya uğrayan hemşireyle diğer sağlıkçılara her türlü desteği vereceklerini vurguladı. Yapılan şiddeti bir kez daha nefret ve şiddetle kınıyorum. Olayın takipçisi olacağız. Zaten olay beyaz kod bildirilmiştir. Gerekli hukuki girişimlerimiz devam etmektedir. Umut ediyoruz ki sağlıkta şiddet busun olsun diyoruz. Olayın meydana geliyor sırada da. O yatan hastanın yakınlarının birkaç tanesi ziyaret esnasında ziyareti yapıyorlar. Yoğun bakım kapısının açılmasıyla birlikte diğer hasta, aynı hastanın diğer yakınları kendileri de hastalarını görmek arzusundalar, talep ederler. Arkadaşımız da der ki ne, burası küçücük bir birim. Burada 30-35 hastamız yatmaktadır. Ve her hastanın 3-5 refakatçisi ve ziyaretçisi geldiği takdirde burada nefes alınamaz bir hal alır ve hastalarımız sıkıntı yaşar demesi üzerine vay mısın sen bunu diyen, ifade eden hasta yakınları tarafından arkadaşımız darp edilir. Geçmiş olsun diyoruz arkadaşımıza. Başka Ersinler, başka Aynurlar.
Değerli izleyenler, Karkamış Barajı'nda bulunan trafo patladı. Olayda yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Karkamış Barajı'nda bulunan ve arıza yapan trafo tamir edildiği esnada bir patlama meydana geldi. Olayda barajda görevli işçilerden Burhan Şenol, Mehmet Delibalta, Sadin Bozkurt yaralanarak Nisip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaraların hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Sevgili izleyenler, bu haberimizle birlikte bülteni noktalıyoruz. Haber akışımız sosyal medya hesaplarımızdan devam edecek. Tekrar görüşünceye dek bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.